Merhaba arkadaşlar, ben Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İletişim Direktörü Mehmet Özçelik. Öncelikle hepiniz iş hayatına açılan kapı sloganıyla Konya'ya ve ülkemize ışık saçan Konya Ticaret Odası'nın bir üniversitesi olan KTÜ Karatay Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Sizlere kısaca üniversitemiz tarihçesinden bahsetmek istiyorum. İsmini Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılmış İlk vakıf yüksek öğretim kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi'nden alan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, 1882 yılında kurulan ve Anadolu'nun en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası tarafından 2009 yılında yeniden kurulmuştur. 20 bin aşkın üyesiyle bugün Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşları arasında yer alan odamız ile birlikte KTÜ Karatay Üniversitesi, İş dünyasının geniş tecrübesini insana yatırım olarak ileri taşımaktadır. Üniversitemiz tıp fakültesi, hukuk fakültesi, mühendislik fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, sosyal ve beşeri bilimler fakültesi ile güzel sanatlar ve tasarım fakültesi olmak üzere bünyesinde toplam 6 fakülte bulundurmaktadır. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu da 4 yıllık eğitim veren yüksekokullarımızdır. Meslek yüksekokulu sayımızsa 3 olup bunlar Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu'dur. Üniversitemiz lisans ve ön lisans düzeyinde 42, lisans üstü düzeyde ise 31 olmak üzere toplam 73 programa sahiptir. KTÜ Karatay Üniversitesi sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mezunlar veren teorik eğitimlerin yanı sıra sektör danışmanlığı, iş yerinde gözle, hukukta gözlem gibi projelerle öğrencilerini öğrenim yıllarında sektörle tanıştıran güncel teknolojilere sahip dinamik akademik kadroya sahip bir vakıf üniversitesidir. Akıllı Teknolojiler Merkezi ve Model Fabrika gibi teknolojik üslere de sahip olan üniversitemiz, öğrencilerine alanlarda aldıkları eğitimlerle birlikte İngilizcenin yanı sıra 8 farklı yabancı dilden birini daha öğrenme imkanı sunmaktadır. Burada size üniversitemizin bazı başarılarına değinmek istiyorum. Tüm dünyadan saygın üniversitelerin kampüslerinin değerlendirildiği, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir platform olan Green Metric, Dünya Çevreci Üniversiteler sıralamasında KTÜ Karatay Üniversitesi dünya sıralamasında 607. sırada yer almaktadır. Yine A blok üzerinde yer alan güneş enerjisi panelleri vasıtasıyla üniversitemiz ihtiyaç duyduğu elektriğin %25'ini kendi kaynaklarından sağlamaktadır. Üniversitemiz Türk Standartları Enstitüsü standartlarını sağlayarak tüm birimleri ile ISO 9001 kalite belgeli ilk vakıf üniversitesidir. Özellikle dünya genelinde görülen COVID-19 salgını hijyen ve sanitasyonun önemini oldukça artırmıştır. Üniversitemiz yaptığı başarılı çalışmalarla Türk Standartları Enstitüsü'nden 1381 hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi belgesi almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk üniversite olmuştur. YÖK tarafından yapılan ve Türkiye'deki vakıf üniversitelerine yönelik geniş bir bakış açısı sunan Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları 2020 raporuna göre KTÜ Karatay Üniversitesi 72 üniversite içerisinde bursluluk oranlarına göre vakıf yüksek öğretim kurumları arasında 5. YKS başarılarına göre hukuk fakültesi bulunan vakıf üniversiteleri arasında 11. YKS başarılarına göre tıp fakültesi bulunan vakıf üniversiteleri arasında ise 15. sırada yer almaktadır. Öte yandan toplam araştırma proje bütçelerine göre vakıf yüksek öğretim kurumları arasında 5. sırada yer almaktadır. Türkiye genelindeki 125 devlet, 67 vakıf üniversitesinden yaklaşık 40 bin öğrencinin katıldığı araştırmada, yani Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda KTÜ Karatay Üniversitesi, üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında 43. Vakıf üniversitelerinin öğrenci memnuniyeti genel sıralamasında 19. sırada yer almıştır. Şimdi KTÜ Karatay Üniversitesi İletişim Direktörlüğünü yakından tanıma vakti. İletişim Direktörlüğümüz B blok 2. katta bulunan B214 numaralı ofiste sizlere hizmet vermektedir. İletişim Direktörlüğümüzün temel faaliyetleri temel olarak 3'e ayrılmaktadır. Bunlar kurumsal iletişim, tanıtım ve medya faaliyetleridir. KTÜ Karatay Üniversitesi markasını güçlendirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren İletişim Direktörlüğü, katılımcı bir iletişim stratejisi güderek üniversitemizin tüm idari ve akademik birimleriyle koordineli olarak iletişim ağı oluşturmakta ve üniversitemizi temsil etmektedir. İletişim Direktörlüğü, yaşam faaliyetlerinin sembollerinden olan iletişimin kesintisiz ve realist bir bakış açısıyla yürütülmesinden sorumludur. Bu bağlamda
kurumsal iletişimin temel faaliyetleri olan kurumsal itibar yönetimi, kurumsal reklam, marka ve imaj iletişimi, kriz yönetimi, gündem yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, üst yönetici iletişimi süreçlerini iletişim stratejimiz doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Direktörlüğümüz her geçen gün büyüyen ve gelişen üniversitemizin yükselişine hız kazandırmak ve doğru konumlandırma yapmayı hedef edinmiştir. İletişim Direktörlüğünü kurumsal iletişim başlığı altında toparlayacak olursak, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına kampüsümüzde yönlendirme tabelalarından tutun da kapı isimliklerine, üniversiteyi aradığınızda ilk temas kurduğunuz kişilere, dijital basılı ve görsel medyaya kadar her yerde biz varız. Sizler de bizim benimsediğimiz çoklu iletişime destek vererek hem yönetime katılabilir hem de kendinizi geliştirebilirsiniz. Sizlerden beklentimiz her zaman resmi kanalları kullanarak gerek web sayfamızda bulunan Mutlu Üniversite, mail adresleri, dahili telefonlar, yüz yüze iletişim gibi sizlerle iletişim halinde olmaktır. Her zaman ilk bizimle temasa geçmeniz ise bizim mutluluk kaynağımızdır. Ayrıca her ay düzenli olarak yayınlanan üniversitemizin dergisi E-Bülten'de üniversite adaylarına, öğretmenlere, eğitimcilere ve tüm takipçilerimize sesleniyoruz. E-Bülten'in içerisinde yer alan serbest kürsü ya da öğrencilerimizi tanıyoruz kısmı için sizler de yazılarınızı gönderebilir, kendi hikayelerinizi geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz. Sizlere tanıtım ofisimizden bahsetmek istiyorum. Tanıtım ofisimiz yurt içinde tüm kamu ve özel okullarda, özel öğretim kurslarında YKS'ye girecek olan öğrenci ve mezunlarımıza yönelik üniversitemizde öğrenim görmenin avantajlarını ve bölümlerimize yönelik mesleklerin rehberliğini yapmaktadır. Bu doğrultuda sahada aktif olarak görev alan arkadaşlarımız eğitim kurumlarına ziyaretler gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen ziyaretlerde üniversite adayı öğrencilerin kariyer planlamalarında hangi aşamada oldukları, değişen konjonktürde dikkat etmeleri gereken hassas noktalara vurgu yaparak alanında uzman akademisyenlerle öğrencileri bir araya getirmektedir. Böylelikle gençlerin bakış açılarını genişleterek gelişimleriyle birlikte özgür karar alma mekanizmalarına katkı sağlanmaktadır. Bununla birlikte tanıtım ofisimiz tarafından üniversite adaylarına yönelik olarak Türkiye geneli ödüllü TYT-AYT deneme sınavı düzenlenmekte ve uygulanmakta, kampüs tur organizasyonları gerçekleştirilmekte, şehir içi ve şehir dışındaki eğitim fuarlarına katılım sağlanmakta, eğitim kurumlarıyla işbirliği protokolleri yapılmaktadır. KTÜ Karatay Üniversitesi tanıtım ofisi gerçekleştirdiği her programda akademisyen, öğrenci ve veli birlikteliğini sağlayarak kurumsal güven duygusunu da ön planda tutmaktadır. Direktörlüğümüz Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olarak akademik alanda bir marka haline gelen KTÜ Karatay Üniversitesi için etkin bir marka iletişimi stratejisi oluşturulması konusunda medya alanında çalışmalar yürütmektedir. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası çapta yaptığı bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmaların uygun platformlar aracılığıyla desteklenmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda üniversitemizle ilgili önemli gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktarır. Ayrıca hazırlanan haberler ajans sistemi aracılığıyla yerel ve ulusal basına servis edilmektedir. Televizyon programlarında da sık sık karşımıza çıkan KTÜ Karataylı akademisyenlerimiz iletişim direktörlüğü aracılığıyla gündemi değerlendirmektedir. Bu kapsamda basınla ilişkiler görevini üstlenen medya birimimiz basın organlarına giden bilgi akış sürecini yönetmektedir. Çok sık olmasa da zaman zaman medya kuruluşlarının çeşitli gündem başlıklarında öğrencilerimizin görüşlerini aldıklarını görmekteyiz. Gerek kampüs içerisinde gerekse kampüs dışında KTÜ Karatay Üniversitesi öğrencisi kimliğiyle basın mensuplarıyla yapacağınız mülakatlarda ya da beyanlarda direktörlüğümüze bilgi vermeniz gerekiyor. Bu konuda kurumsal hassasiyetimiz olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Gelelim sosyal medyaya. Üniversitemize ait haberler, etkinlikler, programlar ve önemli duyuruları sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapmaktayız. Dolayısıyla gündemi yakından takip edebilmek, üniversitemize dair paylaşımları görebilmek için sosyal medya hesaplarımızı takip etmek sizlerin yararınıza olacaktır. Ayrıca tüm mecralarda paylaşımlarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Direktörlük olarak izlediğimiz çoklu yönetim modelini tabii ki sosyal mecralarda da benimsiyoruz. Sizlerle olan diyalogumuzu dijital platformlarda da sürdürülerek salt kurumsal hesaplar olmak yerine eğitici, öğretici, açıkçası eğlenceli içerikler üretmek, sizlerle birlikte düşlediğimiz hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz. Gelin sosyal medyamızı birlikte yönetelim. Ben burada bir kez daha sizlere sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Unutma, sosyal medyada sen yoksan
bir kişi eksiyiz. Sözü daha fazla uzatmadan aramıza katılan siz değerli öğrencilerimize tekrar hoş geldiniz diyor. Başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz. İyi ki Karataylıyız. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nin değerli öğrencileri, yeni öğrencileri ve eski gediklerimiz sizlerle yeniden bir arada olmak için açıkçası heyecanla bekliyoruz. Ben Emre Yılmaz, Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörlüğü'nde direktör vekili olarak görev yapmaktayım. 4 yıldır bu üniversite ailesi içerisinde yer alıyorum ve yeni aile üyelerimizi de bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte heyecanla bekliyoruz. Konuşmamın başında bahsettiğim Sağlık, Kültür, Sportif Faaliyetler Direktörlüğü, kısa adıyla öğrenci arasındaki SKS, Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler hizmetlerinden aslında ibaret. Tabii bunun yanında bir de kariyer gelişim ve mezun ilişkileri ofisimiz var. O ofiste de sizlerin mezuniyete yönelik, hayata yönelik, kendi gelişimlerinize yönelik çalışmalarımız yer alıyor. Bu konularda size destek oluyoruz. Sağlık konusunda bizim bir tam zamanlı hemşiremiz var. B blok 2. katta Cem Ekanlı yerde sizlere hizmet etmek için okul içerisindeki ve okul çevresindeki herhangi bir sağlık problemi yaşadığınızda direkt sizin yanınızda ve yardımınızda oluyoruz. Diğer taraftan bir klinik psikologumuz var, Esra Hanım. Esra Hanım da size yaşayabileceğiniz birçok problemde, psikolojik problemde sizlere destek olmak için bizimle birlikte. Sağlığın yanında bu yıl sizlere daha sağlıklı hizmet verebilmek, pandemi döneminde sizlerin hayatına daha fazla dikkat edebilmek için hijyen ve sanitasyon belgesini aldık. Kapı girişlerinde HES koduyla sizleri içeriye 1 Ekim itibariyle alıyoruz. 19 Ekim yani bugün bu videoyu izleyen öğrencilerimiz de bugün itibariyle üniversiteye gelmek istediklerinde HES koduyla üniversite içerisine girmeleri gerekecek. Çünkü her şey sizin sağlığınız ve sizin için. Kültürel tarafa geçtiğimizde ise bizim 60 tane öğrenci topluluğumuz var. Spordan, işte doğa sporlarına, kariyer gelişimden, halkla ilişkiler topluluğuna, güzel sanatlardaki topluluklarımızdan, sağlık bilimlerindeki ebelik topluluğuna, paramedik topluluğuna, birçok alanda sizlerin hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz projeleri bizler öğrenci topluluklarımız vasıtasıyla yapıyoruz. Bu üniversiteyi sizler yönetin istiyoruz. Etkinlikleri sizler yapın istiyoruz ve bunun için mücadelesini veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yani pandemiden önceki yıllarda Temmuz-Ağustos aylarında ofisten dışarıya doğru çıkıp ya bir öğrenci gelse de onunla bir etkinlik yapsak, bir proje yazsak diye düşünüyorduk. Pandemi nedeniyle bu yıl Mart'tan Ağustos'a, Eylül'e kadar sizlerle bir araya gelemedik. Bunun hasreti var. İnşallah bundan sonra sosyal mesafemizi ve pandemi kurallarını koruyarak sizleri sosyal tesislerdeki SKS binasında bilhassa kültürel proje etkinlikler için bekliyor olacağız. Ve biz sobabaşı sohbetlerimiz var. Her yıl Aralık ayında yaptığımız ve Türkiye'de sanırım kimse kampüsün ortasına soba kurmuyor. Sobanın üzerinde kestane yapmıyor. Bizler bugüne kadar o sobanın etrafında sizleri fiziki olarak ağırlıyorduk. Bu yıl pandemi koşulları el verirse yine beraber, el vermezse ise misafirlerimizi soba başında ağırlayıp sizleri evlerinizdeki sıcak ortamda ağırlamaya çalışacağız. Yine her yıl yaptığımız dijital kültür sokağı ve spor şenlikleri kapsamında bizim sportif faaliyetlerimiz var. 17 tane spor takımımız var bizim. Geçtiğimiz yıllarda 24'ün üzerinde faaliyet yapmıştık. Ama bu yıl yine pandemi nedeniyle çok bir araya gelemedik. Dijitalde bir araya geleceğiz. Yapmak istediğiniz bütün dijital e-spor branşındaki etkinlikler için sizi bekliyor olacağız. Hayat normale döndüğü an sahalarımızla beraber birçok sportif branşta sizleri spor yapabilme imkanı konusunda motive ediyor olacağız. Bunun yanında bizim kariyer gelişim ve mezun ilişkileri ofisimiz var. Bu yıl enteresan bir dönem yaşıyoruz. Bu yüzden şöyle bir şey yapalım dedik. Birinci sınıflara acil bakım, son sınıflara ise yoğun bakım yapacağız. Birinci sınıf arkadaşlarımıza kariyer planlama ve genel aktivite dersleriyle üniversite hayatı nasıl olur, üniversiteden sonra bizi nasıl bir hayat bekliyor, bunlarla alakalı veriler, eğitimler sağlayıp onları kaliteli bir üniversite hayatına motive edeceğiz. Dördüncü sınıf arkadaşlarımızı ise adeta onlara bir paraşüt takalım edasıyla gerçek hayatta onları neler bekliyor? Sudan çıkmış balığa dönmemek için ne tarz eğitimler almaları gerekiyor? Mülakat eğitimleri, CV hazırlama eğitimleri, doğru soru sorma teknikleri, insanları etkileyebilme. Bu bütün başlıklarda sizler için eğitimler, online eğitimler, sertifikalı eğitimler hazırlıyor ve sizleri buna hem fiziki ortamda hem de dijital ortamda sunuyor olacağız. Bizler hem 1 hem 4'lere böyle yoğunlaşırken arada kalan 2. ve 3. sınıflar ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kariyer planlama ve genel aktivite derslerini kaçırmamalılar. Bu derslerde yine birbirinden değerli ve kıymetli misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Hayata dair, ekonomiye dair, finansa dair, sosyal politikalara dair, kamu yönetimine dair, tıpa, güzel sanatlara, mimarlığa, kısacası insanın olduğu bütün alanlara dair eğitimlerimiz olacak. Bizler Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörlüğü olarak Sosyal Tesisler Binası'ndayız. Kime sorsanız Sosyal Tesisler Binası'nı gösterir. Hatta binamızın üzerinde önce selam sonra kelam
yazar. Anlamışsınızdır, bizler konuşmayı, dinlemeyi çok seviyoruz. Üretmeyi de çok seviyoruz. Bu üniversite Türkiye'nin en sosyal üniversitesi olacak. Olmaya çalışıyor, bunun için gayret ediyor. Sizler de 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu diplomayı sırtınızda taşır hale geleceksiniz. Bu kadar kıymetli bizim diplomamız çünkü. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ailesinin, mezunlarının, çalışanlarının ve bütün fertlerinin dediği gibi iyi ki Karataylı. Merhaba, ben Gamze Ekin. Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde idari personel olarak görev yapmaktayım. Size Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin görevlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Uluslararası İlişkiler Ofisi, üniversitemiz uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetlerin bileşenleri ise uluslararası öğrencilerin üniversitemize kabulü ile ilgili operasyonlar, üniversitemizin sınır ötesi arenada tanıtılması ve bilinirliğin artırılması, Erasmus programının üniversitemizde yürütülmesi, ISD staj faaliyetleri ile öğrencilere yurt dışı iş deneyimi kazandırılması konularında çalışmalar yapmaktadır. Erasmus nedir? Erasmus, Avrupa ülkeleri arasında akademik ve mesleki değişim programıdır. Öğrenciler için öğrenim ve staj hareketliliği olarak iki faaliyet türü bulunmaktadır. Erasmus hareketliliğine başvuru şartları nelerdir? Erasmus hareketliliğine başvuru için lisans ve ön lisans programlarında en az 2.20 not ortalaması, yüksek lisans ve doktora programlarında en az 2.50 not ortalaması gerekmektedir. Ayrıca üniversitemiz Erasmus İngilizce sınavından en az 45 puan almış olmanız gerekmektedir. Ya da ÖSYM eşdeğerliliği olan diğer sınavlardan alınan puanlar geçerlidir. Hangi sınav ve puanların geçerli olduğunu öğrenmek için web sitemize göz atabilirsiniz. Hangi ülkelere hareketlilik yapabilirsiniz? Erasmus öğrenim hareketliliği için Danimarka, Almanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Slovakya ülkelerinde toplam 23 üniversite ile anlaşmamız olduğu gibi Erasmus staj hareketliliği için Avrupa Birliği üye ülkesi olan tüm ülkelere hareketlilik yapılabilmektedir. Üniversitemiz 2020 yılından itibaren K107 projesi ile Avrupa dışındaki ülkeler ile de projeler yürütmeye başlamıştır. Erasmus hareketliliği sizlere neler kazandırır? Erasmus programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, Avrupa'da bir üniversitede öğrenci olabilme, farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır. IST stajı nedir? IST, üniversite öğrencileri için yurt dışında ücretli staj yapma imkanı sağlayan bir mesleki değişim programıdır. Tüm dünya ülkelerinde staj yapma imkanı bulunmaktadır. IST stajına başvurmak için en az 2 not ortalaması ve üniversitemiz İngilizce sınavından 70 puan almış olmanız gerekmektedir. Ayrıca en az 2. sınıfta okuyor olmanız gerekmektedir. Erasmus ofis nerededir? Ofisimiz A blok 3. katta yer almaktadır. Her türlü sorunuz için ofisimizi ziyaret edebilir veya erasmus.karatay.edu.tr adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Siz değerli öğrencilerimize, üniversitemize hoş geldiniz diyor, başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. İyi ki Karataylıyım. Merhaba, ben Öner Çırak. İdari İşler Direktörlüğü'nde direktör yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Kısaca birimimiz faaliyetlerinden bahsedecek olursak, İdari İşler Direktörlüğümüz, teknik destek birimi, ulaşım birimi, temizlik hizmetleri ve özel güvenlik hizmetleriyle park bahçeler olarak görevlerin düzenli, verimli, suratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, üniversite personeli ve öğrencileri için uygun çalışma ortamlarını hazırlayarak eğitim ve öğretimin aksamamasını ilke edinmiştir. Birimimiz bir direktör, bir direktör yardımcısı, bir idari personel, 4 ulaşım personeli, 9 teknik destek personeli, 66 özel güvenlik personeli ve 87 temizlik personeliyle toplamda 169 kişilik bir ekiple hizmet vermektedir. Teknik destek ekibimizin faaliyet alanlarından kısaca bahsedecek olursak, üniversitemizin aydınlatma, elektrik panoları, trafo, jeneratör, asansör, VRF klima sistemleri, rooftop cihazları, su tesisatları, hidrofor, radyatör, kalorifer kazanları, ses sistemleri, data ve UPS sisteminde meydana gelebilecek arıza,
bakım ve onarım hizmetleri teknik destek birimi tarafından yürütülmektedir. Üniversitemizde meydana gelen her türlü teknik cihazlarda oluşabilecek arızaların tamiratı ve onarımı yapılmakla birlikte aynı arızaların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Arıza bildirimleri ve araç taleplerini Intraweb Karatay Edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Güvenlik hizmetleri olarak üniversitemiz sınırları içerisinde bulunan çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması, kapalı ve açık otopark alanlarındaki araçların düzeninin ve trafiğinin yönlendirilmesi amacıyla güvenlik, gözetim, denetim ve kontrol hizmetleri özel güvenlik şirketi tarafından 24 saat boyunca 66 personeliyle sağlanmaktadır. Üniversitemizin temizlik hizmeti 87 temizlik personeliyle sağlanmakta. Ayrıca yıl içerisinde gerçekleştirecek etkinlik ve programlarda program yeri hazırlıkları, çay, kahve ikramlıklar, taşıma ve program sonu temizliği yine birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Kampüs binalarında bulunan çay ocakları İdari İşler Direktörlüğü bünyesinde faaliyet vermekte olup 11 çalışan ile hizmet vermektedir. Üniversitemiz yeşil alanları ve ağaçlandırma çalışmaları için 2 personel ile park bahçe hizmetleri yürütülmekte. Her geçen yıl yeşil alan metrekaresi artırılmaktadır. Son olarak ulaşım taleplerinizi yerine getirebilmek için 4 ulaştırma personeliyle gerek şehir içi gerekse şehirler arası ulaşım talepleri karşılanmaktadır. Ofisimiz B blok 2. katta yer almaktadır. Kıymetli öğrencilerimize, üniversitemize hoş geldiniz diyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. İyi ki Karataylıyım. Merhaba, ben Öğrenci İşleri Direktör Vekili Dilek Fidancıoğlu. Kütüphane binası giriş katında hizmet vermekteyiz. Öğrenci Bilgi Sistemleri Ofisi, Burs Ofisi, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarından sorumlu uzman arkadaşlarımız, Akademik Birimler Koordinatörlüğü bünyesinde akademik birim sekreterleriyle büyük bir aileyiz. Öğrencilerimiz ile iletişimimiz bize ilk adım attıkları anda başlar ve neredeyse yaşam boyu devam eder. Hizmet alanımız oldukça geniştir. Hedef kitlemiz lisans, ön lisans ve lisansüstü öğrencilerdir. Onların üniversite eğitimlerini ve çalışmalarını belgeleyen tüm resmi süreçler direktörlüğümüzde yürütülmektedir. Başvuru ve kayıt işlemleri, öğrenci belgeleri, transkript, ders muafiyetine yönelik evraklar, talep veya itiraz dilekçeleri ve cevapları, diplomalar, üniversite eğitimi ile ilgili tüm resmi belgeler direktörlüğümüz tarafından düzenlenmekte. Bunun yanı sıra öğrencilerimize konsolosluk, sosyal güvenlik kurumu gibi resmi kurum ve kuruluşlara sunacakları belgeler konusunda destek vermekteyiz. Biz öğrenci ve mezun sayısı her geçen yıl artan bir üniversiteyiz. Bu artış karşısında Öğrenci İşleri Direktörlüğü olarak hizmet kalitemizi, İşini çok severek yapan, alanında uzman, öğrenci odaklı, güçlü bir ekiple koruyoruz. Her şeyden önce yönetmelik ve yönergeler bizim temel rehberimizdir. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğü olarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarından öte beklentilerinin karşılanması, sizlerin öğrenim sürecinde hayatınızı kolaylaştırmak, empati ve güler yüzle iletişim hedeflerimizin başında gelir. En hassas olduğumuz konu etik kurallardır. Bu kapsamda öğrencilerimizin bilgi güvenliği ve adil yaklaşım taviz vermediğimiz konuların başında gelir. Hızlı ve doğru hizmet diğer bir kriter. Çünkü Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi olarak öğrencilerimiz ve mezunlarımızla çok büyük bir aileyiz ve burada söz konusu olan sizlerin memnuniyeti. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın talepleri, geri bildirimleri ve önerileri bizim için çok önemli. Biz bu değerlendirmeler sayesinde gelişerek sizlere daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bunun için özel bir mail adresimiz var. Öğrenci İşleri Karatay Edu.tr. Biz bu adrese gelen tüm soru ve önerileri ekip olarak değerlendirdiğimizi ve geri dönüş yaptığımızı belirtmek isterim. Eğitim-öğretim hayatınızda sizlere ışık tutacak bilgileri kısa ve öz olarak paylaşmak istiyorum. Üniversitemizde eğitim-öğretim ile ilgili tüm işlemler akademik birimler ile koordineli olarak direktörlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Eğitim-öğretim süreçleri lisans, ön lisans, eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yönetmelikler, yönergeler ve senato kararlarına Öğrenci İşleri Direktörlüğü web sayfasından ulaşabilir, haklarınızın neler olduğunu ve hangi fırsatları değerlendirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ders programlarınız, sınav notlarınız, muafiyet talep durumlarınız öğrenci bilgi sistemi üzerinden takip edilmektedir. Öğrenci bilgi sistemine web sayfamızda bulunan sekmeden ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimizin kullanıcı adları, öğrenci numaraları, ilk şifreleri ise TC kimlik numaralarının ilk 5 hanesidir. Sisteme ilk girişte güvenlik açısından şifrenizi değiştirmenizi öneriyoruz. Belirlemiş olduğunuz bu yeni şifre ile uzaktan eğitim sistemine de giriş yapabilirsiniz. Öğrenci bilgi sistemimiz
yüksek öğretim veri tabanına ve E-Devlet'e entegredir. Bu entegrasyon sayesinde erkek öğrencilerinin askerlik işlemleri online olarak yapılmakta. Ayrıca bu entegrasyon sayesinde E-Devlet üzerinden istediğiniz zaman öğrenci belgesi alabilirsiniz. Kampüse gelmeden talep ettiğiniz belgeye bir tıkla ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimiz öğrenci belgesi ve transkript belgesini e-imzalı olarak öğrenci bilgi sistemi üzerinden talep etmeleri halinde alabilmekte. Dönemlik programlarda bir akademik yıl, her biri en az 14 haftalık güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Yıllık program olan tıp ve hukuk fakültelerinde ise akademik yıl bir dönemden oluşmaktadır. 2020-2021 öğretim yılı akademik takvimine web sayfasından ulaşabilirsiniz. Üniversitemizde yabancı dil hazırlık eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından zorunlu ya da isteğe bağlı olarak verilmektedir. Yabancı dil eğitimine başlamadan önce öğrencilerimizin yabancı dil seviyelerini belirlemek için her yıl eğitim öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulumuz tarafından yabancı dil yeterlik sınavı düzenlenmektedir. Yeterlik sınavına girerek 100 üzerinden 60 alan öğrencilerimiz başarılı sayılarak lisans programlarına doğrudan başlayabilirler. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler hazırlık eğitimine alınırlar. Hazırlık eğitiminde derslerin %80'ine devam zorunlu. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler ilgili seviyenin seviye tamamlama sınavına veya final sınavına alınmazlar. Not ortalamalarına bakılmaksızın devamsız sayılarak seviye veya yıl tekrarı yaparlar. Yabancı dil hazırlık eğitiminde normal öğrenim süresi 1 yıl, azami öğrenim süresi 2 yıldır. Zorunlu hazırlık sınıfında üst üste 2 yıl başarısız olan öğrencilerimizin üniversitemizle ilişiği kesilir ve başvurmaları halinde ÖSYM tarafından Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilebilirler. Üniversitemizde yeni öğretimine başlayan tüm öğrencilerimize eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili her konuda kendilerine yardımcı olmak amacıyla ilgili akademik birim tarafından bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanmaktadır. Akademik danışmanınız üniversiteye kayıt olduğunuz ilk günden öğrencilik sürenizin bitimine kadar başta eğitim olmak üzere sizlere gereksinim duyduğunuz her konuda danışmanlık hizmeti sunacak, özellikle ders seçimi ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olacak, olası bir hata yapmanızı önleyecektir. Öğrenciler ve eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uygulayan birimlerde her dönemin başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen sürede ve üniversitemiz yönetmelikleri çerçevesinde kayıtlarını yenileme zorundadır. Kayıt yenileme işleminin yapılması için kısmi burslu ya da ücretli olarak öğrenim gören öğrencilerimizin dönem veya yıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Ders kaydını yeniletmeyen öğrenciler pasif öğrenci statüsüne girer. Pasif öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türk dili ile İngilizce dersleri ortak zorunlu derslerdir. Kayıt yenileme dönemlerinde ortak zorunlu dersler ile bölüm derslerinin yanı sıra seçmeli dersler de seçilmek zorundadır. Her bölümün alan seçmeli dersleri olduğu gibi, üniversitemizin farklı alanlarda çok sayıda seçmeli derslerinin bulunduğu üniversite seçmeli ders havuzu mevcuttur. Seçmeli derslerinizin belirlenmesinde akademik danışmanınız sizlere yardımcı olacaktır. Zorunlu veya seçmeli derslerinizi öğrenci bilgi sistemi üzerinden görüntüleyip ders kayıt haftasında seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öğrencilerimizin ders kayıtları, öğrencilerimizin kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıkları öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilgili dersleri yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde seçerek danışman onayına göndermesi ve danışmanın onaylaması sonrasında kesinleşir. Kayıt yenileme ile ilgili soru ve sorunlarınız için akademik danışmanınıza başvurabilir, çözüm bulunamaması durumunda obs@karatay.edu.tr adresine sorunlarınızı bildirebilirsiniz. Kayıt yenileme sürecine yönelik detaylı bilgiye Öğrenci İşleri Direktörlüğü web sayfasında yayınlanacak olan duyurulardan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında seçmiş ve danışmanınızı onaylatmış olduğunuz derslerden vazgeçmeniz ya da ders eklemek istemeniz halinde ders eklesil haftasında öğrenci bilgi sistemine girerek yapacağınız işlemi danışman onayıyla gerçekleştirebilirsiniz. Dönemlik programlarda bir dönem 30 AKTS, yıllık programlarda bir yıl 60 AKTS ders yükünden oluşur. Üniversitenin dönemlik programlarında her dönem en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Yıllık programlarda bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı yapılır. Derslerinde başarılı olamayan ya da başarılı olduğu halde notunu yükseltmek isteyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir.
Bütünleme sınavına giren öğrencinin ilgili dersin final ve bütünleme sınavlarından en yüksek puanı aldığı sınav dikkate alınır. Ayrıca sizlere üniversitemize özgün not yükseltme imkanından bahsetmek isterim. Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları dönem yılın bağlı olduğu öğretim yılının bir önceki öğretim yıl döneminde alarak başarılı oldukları derslerden kayıtlı oldukları dönem yılda derslerin açılmış olması halinde final ve bütünleme sınavlarına girebilir. Not yükseltme sınavının değerlendirilmesinde alınan notun harf notuna etkisi %100'dür. Not yükseltme sınavında alınan harf notu bir önceki yıl dönemde alınan harf notundan yüksekse dikkate alınır. Aksi takdirde dikkate alınmaz. Bunun yanı sıra üniversitemizde üstten ders alma imkanı da bulunmaktadır. Web sayfasında yer alan ilgili senato kararında belirtilen şartları sağlayan öğrencilerimiz, bu sayede normal öğrenim süresinden önce mezun olarak iş hayatına rakiplerinden daha erken başlama imkanı elde ederler. Bu uygulama sayesinde üniversitemizde 3-3,5 yılda mezun olan öğrenciler mevcut olup, uygulamaya ilgi giderek artmaktadır. Kayıtlı olduğunuz akademik birimin ders müfredatı ve yönetmeliği farklılık gösterebildiğinden, öğrenim gördüğünüz programlara yönelik ayrıntılı bilgileri, öğrencisi olduğunuz fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu web sayfalarında yer alan yönergeleri ve duyuruları inceleyerek öğrenebilirsiniz. Üniversitemiz anadal, lisans, ön lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin aynı anda ikinci bir lisans, ön lisans programından diploma almak üzere öğrenim görmeleri imkanını da sağlamakta. Çift diploma ile mezun olmak, öğrencilerimize disiplinler arası çalışma becerisi kazandırarak artan rekabet ortamında iş bulma noktasında avantaj sağlamaktadır. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarı yıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması, başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.75 olması gerekmektedir. ÇAP programlarında ilk özgünlük program çeşitliliğidir. İkinci özgünlük ise giriş yüksek başarı bursu, dil okulu bursu hariç anadaldaki bursun ÇAP için de geçerli olmasıdır. Detaylı bilgiye web sayfasında yayımlanan çift anadal yönergesinden ulaşabilirsiniz. Öğrenim hayatınızda edindiğiniz yeti ve becerilerin tüm dünyada kabul görüyor olmasını istedik. Bu nedenle kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS, lisans programlarında en az 240 AKTS değerinde dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi İngilizce dilinde verilmektedir. Karataylı olmanın ayrıcalığını tercih eden siz değerli öğrencilerimize tekrar üniversitemize hoş geldiniz diyor. 2020-2021 akademik yılında Öğrenci İşleri Direktörlüğü olarak başarılar diliyor, sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki Karataylıyım. Merhaba, ben Ali Ayhan. Kütüphane ve Müze Yönetimi Koordinatörlüğü'nde uzman olarak görev yapmaktayım. Şimdi siz değerli öğrencilerimize üniversitemiz bünyesinde kütüphanelerimiz hakkında bilgiler vereceğim. Üniversitemizde kaç kütüphane vardır ve nerelerdedir? Üniversitemizde 4 adet kütüphane bulunmaktadır. K blok binası ikinci katta Merkez Kütüphanesi, H blok birinci katta Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Medikan Hastanesi'nde Tıp Kütüphanesi, Sanayi ve Ticaret Meslekçisi Okulu'nda yeni açmış olduğumuz bir kütüphaneden oluşmaktadır. Kütüphane kaynaklarımız nelerdir? Kütüphanemizde 40.000 basılı kitap ve 1730 adet nadir eser, 500.000 elektronik kitap, 150.000 üzerinde elektronik yayın ve 4 milyondan fazla tam metin makale erişim imkanı sunulmaktadır. Kütüphanemizde kaynaklar kitapların kolay bulunması amacıyla ELSI sınıflama sistemine göre yerleştirilmiş olup açık raf sistemiyle çalışmaktadır. Kütüphanemiz kaynaklarından sadece üniversite öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız faydalanabilmektedir. Üniversite kimlik kartlarıyla üye olup kitaplara ödünç alma verme işlemleri yapabilirler. Kütüphaneden aldığım kitapları ne zaman teslim etmeliyim? Üniversite idari ve akademik personeli 20 gün süreyle 5 adet kitap alabilirler. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 10 gün süreyle 3 adet kitap ödünç alabilirler. Ön lisans ve lisans öğrencileri de 10 gün süreyle 2 kitap ödünç alabilirler. Ödünç alınan kitapların süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece bir defaya mahsus olmak üzere idari ve akademik personel 20 gün süreyle, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 10 gün süreyle
ön lisans ve lisans öğrencileri 5 gün süreyle uzatılabilir. Kütüphaneden aldığım kitapları zamanında teslim etmediğimde ne olur? Ödünç kitap aldığı ve benzeri materyali ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren gecikme cezası olarak 1-15 gün arası günlük 1 TL, 16-30 gün arası günlük 1,5 TL ceza uygulanmaktadır. Gecikme süreniz 20 gün veya toplam borcunuz 20 TL olduğu takdirde OBS sisteminize girişiniz engellenir. Kitaplar iade edilip ödeme yapılıncaya kadar sisteminiz kilitli kalır. Gecikme süreniz 30 günü geçtiği takdirde aldığınız kitap hakkında kaybedilmiş muamelesi yapılır. Kayıp muamelesi yapılması durumunda kütüphaneden bir daha kitap alamayacağınızı hatırlatırız. Kütüphanemiz pandemi döneminde 9.30-17.30 saatleri arasında maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilerek hizmet vermektedir. Üniversitede kütüphane haricinde nerelerde ders çalışabilirim? Kütüphane kapasitemiz 300 kişiliktir. Fuaye alanları ve katların koridorlarında bulunan yerler 280 kişilik, M blok okuma salonu 60 kişilik, B blok ders çalışma alanı 190 kişilik, hukuk fakültesinde bulunan 190 kişilik çalışma alanlarıyla birlikte toplamda 1500 kişilik çalışma ortamı mevcuttur. Pandemi döneminde bu rakamlar yarıya düşürülmüştür. Kütüphanemize gelerek daha detaylı bilgileri çalışan arkadaşlarımızdan edinebilirsiniz. Lütfen gelip sormaktan, araştırma yapmaktan çekinmeyin. Kütüphane web sayfamızdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Üniversite hayatınızda başarılar dileriz. Her zaman dediğimiz gibi iyi ki Karataylıyız. Her zaman dediğimiz gibi iyi ki Karataylıyız. Merhabalar, ben Fatih Kaplan. Bilgi İşlem Direktörlüğü'nde siber güvenlik ofis yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Sizlere Bilgi İşlem Direktörlüğü faaliyetlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Direktörlüğümüz yazılım, donanım, network, sistem, siber güvenlik ofisi ve ayrıca elektronik belge yönetim ofislerinin içerisinde barındırmaktadır. Direktörlük olarak bilgisayar, telefon, yazıcılar, kartlı geçiş sistemleri, bariyer bilgi okuma sistemleri, yemekhane sistemleri, kamera barındırma ve yedekleme süreçleri, üniversitemize ait ağ topolojisinin çıkartılması, aktif network cihazlarının konfigüre edilmesi, güvenli kablolu ve kablosuz internet erişiminin sağlanması, bilgi güvenliği yönetim sistemi ve kişisel verilerin korunması kanununa dair standartların uygulanması ve bu çerçevede log ve arşiv süreçleri, sunucu kurulumları, bakımları, güncellemeleri, etki alanı yönetim sistemi, yedekleme sistemi, felaket kurtarma senaryoları, acil durum eylem planlarının belirlenmesi, üniversitemizin ihtiyaçlarına yönelik yazılımların geliştirilmesi, bu yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve veri tabanı bakımlarının düzenli aralıklarıyla yapılması, üniversitemiz iç ve dış yazışmalarında kullanılan elektronik belge yönetimi sisteminin sürekliliğinin sağlanması, kurum içerisindeki uygun evrak senaryolarının elektronik ortama aktarılması çalışmaları ile siber güvenlik kapsamında da zafiyet taramaları ve olay bildirimleri yapılmaktadır. Üniversitemize yeni kayıt olan siz değerli öğrencilerimize kayıt esnasında bir zarf vermekteyiz. Bu zarfın içerisinde öğrenci kimlik kartı, kablosuz internet erişim bilgileri, e-posta adresiniz ve şifreniz, kütüphane kaynaklarına uzaktan erişim için kullanmakta olacağınız proxy kullanıcı bilgileriniz yer almaktadır. Yine bu zarf içerisinde bilgilendirme ve KVKK metni de yer almaktadır. Laboratuvar kullanım politikası, e-posta ve internet kullanımı politikası gibi bilgiler de yer almaktadır. Öğrenci kimlik kartları sizlere teslim olmadan hemen önce Konya Büyükşehir Belediyesi Elkart Şube Müdürlüğü'ne teslim edilir ve her bir öğrencinin kartının Elkart özelliği kazanması sağlanır. Ayrıca belediye, üniversitemizi yeni kazanan siz kıymetli öğrencilerimize bir sefere mahsus olmak üzere belirli miktarda kredi yükler. E-posta bilgileriniz ile aynı zamanda sizlere şahsi bilgisayar, telefon ve tabletlerde de kullanabileceğiniz Microsoft Office 365 lisansları hesaplarınıza tanımlanmaktadır. Lisanslama işlemi öğrencinin e-posta ve parolası ile gerçekleşmektedir. Office 365 dediğimiz bu ürün paketi içerisinde sizlere ücretsiz bir şekilde Word, Excel, PowerPoint, Teams, Planner gibi pek çok uygulama sunulmaktadır. Üniversitemizden mezun olduktan sonra da bu uygulamalardan faydalanabilmeniz için mail hesaplarınız ve lisanslarınız iptal edilmemektedir. Fuaye alanlarımızda yer alan dokunmatik ekrana sahip bilgisayarlar sayesinde araştırmalarınızı yapabilir, öğrenci bilgi sistemine erişip notlarınızı veya kişisel bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Karatay e-staj uygulamamız ile staj sorumluluğu olan bütün bölüm öğrencilerimiz staj işlemlerini online olarak gerçekleştirebilmektedir. Bilgi İşlem Direktörlüğü bünyesinde yapacağınız herhangi bir talep için bik.karatay.edu.tr adresine girerek online talep sistemimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Buradan yapılan talepler en kısa süre içerisinde neticelendirilerek sizlere SMS ile bilgi verilmektedir. OBS yani Öğrenci Bilgi Sistemi.
Öğrenci İşleri Direktörlüğü bünyesinde olan bir ofiste faaliyet gösterdiği için OBS kullanıcı adı ve şifre işlemleri için Bilgi İşlem Direktörlüğü olarak destek verememekteyiz. OBS için tüm desteği öğrencilerimiz öğrenci işlerinden almaktadırlar. Yine üniversitemizde bulunan bilgisayar laboratuvarlarımızın bakım ve onarımı, güncelleme gibi faaliyetleri de direktörlüğümüz kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bilgisayarlarımız ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartları çerçevesinde belirli aralıklarla revize edilmekte, fakültelerin talepleri doğrultusunda güncel yazılımlar kurulmaktadır. Üniversitemizde öğrencilerimize sunulan internet erişiminde herhangi bir hız sınırlaması yapılmamaktadır. Herkes eşit hızda internete bağlanmakta olup internet bağlantı hızımız oldukça yüksektir. Merkezi derslik binamızda her bir sınıf kapısında o an hangi dersin olduğu, bir sonraki dersin ne zaman başlayacağı, genel duyurular gibi bilgilerin yer aldığı dijital ekranlar bulunmaktadır. Bu ekranlar sayesinde sınıfları bulmakta güçlük çekmez, o sınıfta işlenen ders hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca kampüs anlaşması yapmış olduğumuz sistemlerden ücretsiz yazılım temin edebilmektesiniz. Kampüs anlaşması yapılan yazılım şirketlerinin web sayfaları üzerinden öğrenci mail adresleriniz ile işletim sistemi, programlama geliştirme ortamı, çizim programları gibi yazılımlara ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Direktörlüğümüz Merkezi Derslik M Blok 3. katta hizmet vermektedir. Aramıza yeni katılan siz değerli öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, başarılı ve sağlıklı bir üniversite hayatı diliyorum. İyi ki Karataylıyım. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Ben Sema Bilken. Bugün size Konya Ticaret Odası, Karataş Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz olan KTO Kardil'den bahsetmek istiyorum. KTO Kardil, uluslararası öğrencilerimize, ülkemize gelen misafirlerimize ve talep eden herkese Türkçeyi yabancı dil ya da ikinci dil olarak güzel, etkili, akademik bir şekilde öğretmekle birlikte Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla kurulmuştur. KTO Kardil'de Avrupa ortak dil kriterlerine uygun eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz A1-A2 temel seviye, B1-B2 orta seviye, C1 ileri seviye ve akademik Türkçe eğitimi almaktadır. KTO Kardil'in Türkçeyi geniş kitlelere öğretmek için devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında saygın ve öncü bir kurum olduğunu da ifade etmek istiyorum. Siz sevgili öğrencilerimizi A blok 3. kattaki Kardil ofisimizde bekler, sizlere yeni öğretim yılında başarılar dileriz. Her zaman dediğimiz gibi iyi ki Karataylıyım. Merhaba, ben Ömer Cebe, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde görev yapmaktayım. Direktörlüğümüz B blok 2. katta yer almaktadır. Direktörlüğümüzün görev alanları insan kaynakları, özlük ve borçlulama, muhasebe, finans, nakit yönetimi, öğrenci mali işlemleri, bütçe, raporlama, projeler muhasebesi, vergisel işlemler, satın alma, demirbaş ve aynaat işlemlerini kapsamaktadır. Direktörlüğümüz bünyesindeki insan kaynakları departmanımızda üniversitemize göre yapan akademik personel istihdamı ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmakta olup idari personelin işe alımı, atama, özlük işlemleri, ayrılış işlemleri, yabancı uyruklu personel işe alımı, süre uzatımı ve benzeri işlemleri bu çerçevede gerçekleştirmektedir. Personel, maaş tahakkukları, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, hizmet işi eğitimler, performans değerlendirmeleri, YÖKİS ve diğer resmi kurum kayıtları, personel ile ilgili resmi bildirimler de insan kaynakları tarafından yürütülmektedir. Direktörlüğümüz bünyesindeki mali işler departmanımız, üniversitemizin mali işlemlerinin yürütülmesi, takip edilmesiyle ilgili işlemleri yapmak, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kayıt etmekle sorumlu birimdir. Üniversitemizin yıllık tahmini gelir ve gider bütçelerini hazırlar, bütçe gerçekleşmesinin kontrolünü sağlar, tüm finansal işlemleri takip ederek raporlar, gerekli yasal beyannameleri düzenleyerek beyan edilmesini ve ödemelerini gerçekleştirir. Direktörlüğümüz, üniversitemizin mevcut kaynaklarının şeffaf, etkin ve verimli olarak kullanılması, denetlenmesi ile hizmet kalitesinin artırılmasını, iş akışının mevcut yasalar, kanunlar, yönetmelik ve yönergeler ile kalite yönetimi dahilinde planlanması ve görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması hedeflenmektedir. Üniversitemiz, harcama bütçesinde yer alan ödenekleri plan ve program esasına göre uygun, ekonomik ve verimli şekilde kullanarak mevcut kaynaklar ile satın alma işlemlerinin yürütülebilmesi, ayniyat hizmetleri faaliyetlerini yasalar ve yönergeler çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar. ARGE projelerinin finansal takibi, faturalandırma işlemleri, öğrenim ücretlerinin tahsili, burs ödemeleri, ayrılan öğrencilerle ilgili iade işlemleri,
firma ödemeleri ve mutabakatları, bilanço, gelir tablosu ve finansal tabloların hazırlanması işlemlerini yürütür. Peki hangi durumlarda Mali İşler Direktörlüğü'ne başvurmalıyım? Direktörlüğümüze öğrenim ücretleriyle ilgili sorularınız, ödeme esnasında yaşanan problemleriniz, ücret iade işlemlerimiz, sınav başvuru ücretlerimiz, transkript ücretleri, direktörlüğümüze öğrenim ücretleriyle ilgili sorunlarınız, ödeme esnasında yaşanan problemleriniz, ücret iade işlemleriniz, sınav başvuru ücretleriniz, transkript ücretleriniz ve kitap gecikme ücretlerinizi yatırmak için başvurabilirsiniz. Peki üniversitemizin ödeme koşulları nelerdir? Üniversitemiz eğitim ödemelerini nakit, kredi kartı ve otomatik tahsilat sistemi yani banka aracılığı ile yapabilirsiniz. Kayıt dönemi ödenecek ücretlerinizi karatay.edu.tr borç sorgula ekranlarından sorgulayabilirsiniz. Okul ücretlerini nakit olarak yatırmak isteyen öğrenci ve velilerimiz, Halk Bankası'nın ve Albaraka Türk Katılım Bankası'nın yurt içindeki tüm şubelerinden kurumsal tahsilat aracılığı ile KTO Karatay Üniversitesi ekranlarından yapabilirler. Ayrıca Halk Bankası'nda hesabı olan öğrencilerimiz ise internet bankacılığı üzerinden ödeme yapabilirler. Kurumsal tahsilat yapan Albaraka ve Halk Bankası'nın tüm şubelerine TC kimlik numaranız ile müracaat etmeniz durumunda yatıracağınız ücret online olarak ilgili bankaların sistemlerine görülebilmektedir. Ücretinizi yıllık ödemeniz halinde %6 oranında indirim yapılmakta olup banka kiralarında indirimli ücret gözükmektedir. Ayrıca dönemlik ödemelerinize indirim uygulanamamaktadır. Ancak dönemlik ödemelerinize indirim uygulanmamaktadır. Kredi kartlarından ödeme yapmak isteyen öğrencilerimiz sanalpos.karatay.edu.tr adresinden anlaşmalı olduğumuz taksit ödeneğine sahip banka kredi kartları olan Maximum Kart, World Kart, Bonus Kart, Kart Finans, Combo Kart, Paraf Kart ile yıllık programlarda 10 taksite kadar, dönemlik programlarda 1. dönem 5, 2. dönem 5 veya tamamı için yıllık 10 taksite kadar ödeme yapabilirler. Kredi kartı limitinize göre birkaç karttan parçalı ödeme seçeneği ile de işlem yapılabilmektedir. Ayrıca diğer banka kartları sekmesinden tüm banka ve kredi kartları ile tek çekim olarak da Sanalpos üzerinden ödeme yapılabilmektedir. Kredi kartından yıllık ücretin tamamının tek çekimde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanmaktadır. Diğer bir ödeme seçeneğimiz otomatik tahsilat sistemidir. Kısa ismi OTS olan sistem, üniversitemiz tarafından anlaşmalı bankalara öğrencilerimiz adına velimiz veya üçüncü kişilerin ilgili form ile başvuru yaparak banka tarafından kredi notu uygun olması halinde dosya masrafı, faiz, komisyon gibi ekstra bir ücret ödemeden yıllık ücretleriniz 10 taksit halinde ödeme imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı olduğumuz bankalardan Albaraka Türk Katılım Bankası'na TC numaranız ile müracaat işlemi yapılmakta. İşlem sonunda taksitlendirme işlemi otomatik olarak sistemimizde geçmektedir. Diğer anlaşmalı olduğumuz bankalar Ziraat Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası, Yapı Kredi Bankası ve FİBA Bankası'dır. Bu bankalardan taksitlendirmeye müracaat etmek için birimimizden talep formunu elden, telefon veya mail yolu ile isteyebilirsiniz. OTS işlemi tamamlandıktan sonra onaylı ödeme planınızı birimimize ulaştırmanız gerekmektedir. Forumları mail ile de gönderebilirsiniz. Mail adresimiz muhasebe@karatay.edu.tr'dir. OTS form talebi, ödeme planı ve diğer sorunlarınız için mail atabilirsiniz. Okul ücretlerini en son ne zaman ödemeliyim? Okul ücretlerinin ödemeleri üniversitemiz web sitesinde yayınlanan akademik takvimde ders kayıtları ve danışman onaylarının son tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Eğitim ücretlerinize ait faturalar dönem içinde ücret kontrolü yapıldıktan sonra sistemde ilk kayıtlı mail adresinize eğitim dönemi sonuna kadarki süreçte gönderilmektedir. Okuldan kazandığım burs ne zaman ödenir? Giriş başarı burs ödemeleri normal öğrenim süresi içinde her akademik yıl boyunca 8 ay olmak üzere yapılır. Güz dönemi ders kayıtlarından sonraki aydan başlayarak ilgili ayın sonuna kadar ilk 4 aylık ödeme, bahar dönemi ders kayıtlarından sonraki aydan başlayarak ise ilgili ayın sonuna kadar ikinci 4 aylık ödeme yapılır. 2020-2021 akademik yılında İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü adına eğitim yılınızın hayırlı olmasını temenni eder. Tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar dileriz.